Gümüşhaneli Araştırma Yardımlaşma ve Eğitim Vakfı, adını Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerinden almıştır. Kendisi ve yetiştirdiği talebeler, dünyanın dört bir yanında insanlığa hizmet eden birer mürşidi kamil olmuşlardır. Bu kutlu yoldaki gayretlere 1994 yılında Profesör Doktor Mustafa Cevat Akşit Hoca Efendi önderliğinde kurulan Gaye Vakfı ile yeni bir halka eklenmiştir. Gaye Vakfı online eğitim seminerlerinde İslam dininin temel ilmi eserlerinin okutulması planlanmaktadır. İslami ilimlerin kaynaklarına ve meselelerine hakim hocalarımız tarafından hazırlanacak bu derslere tüm dünyadan kolaylıkla erişim sağlanabilecektir. Bu hizmetin ileriki dönemlerde çoklu dil seçeneğinde olması da planlanmaktadır. Profesör Doktor Mustafa Cevat Akşit öncülüğünde yapılan hizmetlerden birisi de büyük İslam fakihlerinden 10. yüzyılda yaşamış Şemsül Eimme Es-Serahsi'nin El-Mebsut isimli eserinin Türkçe'ye tercümesinin yapılmasıdır. Gaye Vakfı'nın çalışmaları ve öncülüğünde Türkiye'de bir ilk olmak üzere Pamukkale Üniversitesi bünyesinde Denizli Yatağan'da İslami İlimler Enstitüsü kurulmuştur. Burada yüksek lisans ve doktora öğrencileri eğitim almaktadır. Gaye Vakfı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Japarov'un teşvik ve destekleriyle Müslüman Türklerin ilk başkenti olan Özkent'te İmam Serahsi Hazretlerinin ilim mirasını aydınlatmak için ilk yurt dışı şubesini açma gayretindedir. Camimizde bay ve bayanlara Kur'an-ı Kerim okumayı öğretmek, İmam Serahsi Hazretlerinin El-Mebsut isimli eserinden halkımıza fıkıh dersleri yaparak onları aydınlatmak istiyoruz. Ayrıca gelen ziyaretçilere İmam Serahsi Hazretleri ve Özkent hakkında bir görevlimiz aracılığıyla ve hazırlayacağımız broşürlerle de bilgilendirme yapmak istiyoruz. Orta vadede bu yıl yapılması planlanan Minare Festivali'ne yetiştirilmek üzere Gaye Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti Pamukkale Üniversitesi, Manas ve Oş Üniversitesi Rektörlükleri ve Avrasya Yazarlar Birliği tarafından desteklenen akademik bir tercüme heyeti ile İmam Serahsi Hazretlerinin El-Mebsut isimli eserini Kırgız diline tercümeye başlamak istiyoruz. El-Mebsut'un daha sonra diğer Türk dillerine de çevrilmesi hedeflerimiz arasındadır. Bize tahsis edilen bu arazide gençlerimize yönelik ata sporlarını öğrenme ve bizzat tatbik etme imkanları da sunmak istiyoruz. Vakfımızın burada yaptığı faaliyetleri ve Minare Festivali'ni tüm dünyaya tanıtabilmesi için planlanan bu merkezde Gaye Vakfı İletişim Birimi oluşturarak TRT ve Kırgız Devlet Televizyonu ile resmi basın organlarına basın toplantısı yapabilecek ve faaliyette bulunabilecekleri özel bir alan oluşturmayı düşünüyoruz. Tüm gayretimiz, İmam Serahsi Hazretlerinin inanç ve düşüncelerini, kendi eserlerini kaynak alarak önce Türk ve Kırgız halkına, daha sonrasında ise tüm İslam alemine kazandırmaktır. Bu çalışmaların Türk ve İslam alemine birlik, beraberlik ve huzur getireceğine inanıyoruz. İmam Serahsi Hazretlerinin Özkent'te atıldığı karanlık kuyuda yazdırdığı El-Mebsut ve diğer eserleriyle dünyaya saçtığı ilim ışığının Müslümanların ilk başkenti olan Özkent şehrinden tüm dünyaya yayılmasını temenni ediyoruz. Halklarımızın birlik, beraberlik ve refahı, devletlerimizin bekası için İmam Serahsi Hazretlerinin idealleri doğrultusunda çalışmaya gayret edeceğiz. Bunun için bizden desteklerini esirgemeyen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Japarov'a, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk Devletler Teşkilatı'na şükranlarımızı arz ederiz.